<laughs> yani aslında o şey kırılmasından uzaklaşmak istemiyorum. Onu biraz daha açmak Tabii, istiyorum. Çabuk. Hani bu aydınların evet. cumhuriyeti demokratikleştirirken çektiği eziyetlerle sonra o cumhuriyeti korumak zorunda kalışında belki bir kırılma noktası da yetmez ama evetçilerdi. Siz mesela o süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bu da gerçekten Türk tırnak içinde bu kavramda yani, Türk aydınının herhalde en büyük düştüğü en çok <laughs> tuzaktı. üzüldüğüm süreçlerden birisi oldu. Çünkü biz karşımızda zaten böyle bir faşizm var. Mücadele ediyoruz. Hı hı. İşte o şey var. Ülkeyi soyanlar var. Mücadele belli yani. Biz uğur mumcu, diğer arkada hep böyle aynı cephedeyiz. Karşımızda hı hı. da düşmanlar var. Fakat o öyle bir dönem oldu ki bizim hapis yattığımız beraber bizimle aynı ideolojiler, aynı okullardan yetiştiğimiz arkadaşlar bir anda döndüler. Anlayamadım ben çoğuyla işte kavga ettim. Yani kavga Hı -hı. bayağı ciddi kavga. Bir lokantada falan ya hakikaten böyle düşünüyorsun. Birdenbire bu adamlar şeyci oldu. Yani bu işte siyasal İslamcı mı desteklemeye başladılar. Yahu diyorum siz bu kadar lisanı bunun için mi öğrendiniz? Bu kadar dünya görgüsü, bu kadar yabancı okul. Buna mı gelecekti sonucunuz? Yani görmüyor musunuz tehlikeyi? Görmüyor musunuz geza? Hayır, işte demokrasiyle İslam'ı biz barıştıracağız, bilmem ne yapacağız falan. Tam olarak oyuna geldiler şimdi kendileri de anladığı gibi ama ben de bu arada çok arkadaş kaybettim. Hayatımın en büyük kavgalarını yaptım bu konuda. Çünkü birdenbire bakın Atatürk düşmanlığıyla başlar bu iş. Evet. Atatürk düşmanlığı. Neden? Çünkü bu camilerin kubbelerinde böyle te kilit taşları vardır. Gelir diğer taşlar ona dayanır ve onu tutar orada. Onu çekerseniz ruh diye gider. Atatürk. Atatürk kilit taşı. Ulus yaratmak dedik ya. Hı hı. Bu aslında bir kişinin ama etrafıyla tabii bir kişinin iradesiyle yaratılmış bir şey bu. Bu iradeyi ortadan kaldırdığınız anda çöküyor. Bunu çok iyi tespit ettikleri için hala Atatürk'le uğraşıyor. Dünya basınında hala yabancı elçilikler, yabancılar gidiyorsun aman artık bırakın şu Kemal ne bu resimler? Ya utanmadan adam kalktı kaldırın bu adamın resimlerini dedi. Ay İnanılmaz aş. bir şey. Ayaş dendi bu. Ay, ülke. O yabancı İngiliz. Ya Hı -hı. sana ne kardeşim sen kraliçenin resmini kaldır, kralın kaldır. Hayır yani İngiliz'in söylemesi çok garip değildi. de, onu sonunda onlarınki... kaybetti ve düşmandı ama hani Türkiye ama yani Türkiye'de de. Sen bir de ne cüretle ben bir de Avrupa Hı -hı. Konseyi'nde görev yaptım. Ya O dönemde inanılmaz korkunçtu. 2000'ler işte. Oo bayılıyorlar, kapak yapıyorlar Tayyip Bey'i. Ay demokrasi geldi, ay bilmem ne oldu falan. Sonra bir tanesi bana birkaç milletvekili, Fransız, kadın, madam hı hı. duruyor. İngiliz milletvekili, Yunan bir Birkaç kişi oturuyoruz, bana öğlen yemeği yiyoruz. Diyorlar ki işte sizin o faşist dönemde, Aa dedim o dönem sahiden yani çok acıydı, ağırdı falan. Ben zannediyorum ki bu 12 Yuntaları Mart, 12 falan Eylül. Senin. Meğer Atatürk diyorlarmış. Hangi faşist ya dedim, hangi faşist? Bakın geçenlerde korkunç bir olay oldu. Ee, bu Greta Thunberg var ya, hı hı. hani çevreci kız İsveç'teki. Bizim pırıl pırıl gençlerimizde çevreci gençlerimiz onun hareketiyle bağlantı kurmuş. Burada o Greta Thunberg gibi çevre hareketleri yapıyorlar hı hı. ve organik ilişkileri var. Geçenlerde o çocuklara, biz sizi atıyoruz, yoksunuz bizim için, çıkın bizim organizasyondan. Niye? Siz o faşistin resmini paylaştınız ölüm yıl dönümünde. Atatürk resmi paylaşmışlar 10 Kasım'da. Yahu iki ayrı şeyi ifade ediyor. Bu bu propaganda, bizim için Atatürk, özgürlük, bağımsızlık, e, aydınlanma, e, kadın hatları... Değil mi? Bütün bunlar evet. layıklık ve böyle bir medeni yaşam demek, bir yaşam biçimi demek... Onlar açısından da baktığın zaman e, tamamen yıkılması, yok edilmesi e, gereken ve Türkiye sen zaten bir Orta Doğu ülkesisin. Git kardeşim orada ne halin varsa gör. Uğraş işte hamas mamas ne istiyorsan yap. Böyle bir görüş ve buna bizim ülkemizin aydınları çanak tuttular. Ama ben sonra bazılarını anladım neden yaptıklarını. Neden? Öyle fazla düşünmeler falan değil. Yönlerini çevirmişler bir yerlere. Hı hı kimi Amerikan elçiliğinden çıkmıyor kimi İngiliz elçiliğinden kim bilmem ne de. Onlar da onlara böyle sabbatical veriyor, bilmem ne konferansta davet ediyor. Orada bir ders ver diyor, bilmem ne diyor falan. Ya da kitaplarını basıyor Batı'da falan, müze şey diyor. E bunlarda da işte böyle bir onlar yani o nereye yönünü çevirirse onlar da oraya çeviriyor. Hı hı. Şimdi bakın Batı Tayyip Bey'den bir ara vazgeçti yani böyle gayet kötü şeyler yazmaya, çizmeye Van başladılar. falan dönemi. <laughs> daha, daha sonra, yo, yakın dönemlerde. 3-5 yıldır döndüler ya. Bu bizimkiler de döndü. Şimdi bu sefer Tayyip Bey'den iyisi, kötüsü yok. <laughs> ya gerçekten çok ayıp ya. Ben Almanya e, böyle kitaplarım çıktığı zaman Batı ülkelerinde e, yayın evi istiyor. Çeşitli yerlere gidiyorsun. Okumalar denilen, lezum dedikleri bir şey. Almanca kitap. Yani Zürih'e e gidiyorsun. Viyana'ya da Berlin'e de, Hamburg'a da falan böyle Alman kitle dinliyor. Gittiğin yerde de gazeteciler röportaj yapıyor. Genellikle de hep aynıları geliyor. Noya Zürich'e, Zaytungtan bir kız var. Görüyorum. Öteki Berike. Şimdi bu birkaç sene önce gittiğimde bana demeye başladılar ki, ''Ey işte böyle Tayyip Erdoğan ne kadar kötülükler yapıyor bilmem ne falan.'' <laughs> Dedim ki, ''Ya pardon.'' Ben kitaptan konuşuyorum şimdi. Ben dedim siyaset konuşacaksak o ayrı bir şey. Ama dedim kitaptan konuşuyoruz. Yok işte illa bu Tayyip Erdoğan ne kadar kötü değil mi? Sen bununla mı? Dedim ki bakın kaç senedir geliyorum. Siz dedim ben Tayyip Erdoğan aleyhine ağzımı açacağım diye ödünüz kopuyordu. Göklere çıkarıyordunuz. Ya burada oturuyorduk bu masada. Ne oldunuz kardeşim? Size ne oldu? Ne talimat verdi hükümetiniz? Onun için ben Batı'da özgür basın falan olduğuna katiyen inanmıyorum. Katiyen yok.